Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. İyi günler dilerim. Bakmayın böyle montla geziyorum gene. Malum Hollanda'nın havası. Birkaç gündür video paylaşıyorum. Görüyorsunuz kar Nisan ayının 7'sinde hala devam ediyor arkadaşlar. Bugün biraz erime oldu dışarıda. Ama dün çok büyük badire atlattık dostlar. Hepiniz seyrettiniz bence. Yavruları kaybedebilirdik yani. Ama son yavru da geldi. Merak edenler için bu videoyu hem çekeyim hem de bu videonun arkasında bir sürprizim var. Sürpriz derken biliyorsunuz aşağı yukarı 6-7 ay oldu herhalde. Almanya ziyaretim olmuştu. Orada Alaaddin Coşkun kardeşimle tanıştım. Aydın sayesinde, Aydın Ünder. İkisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Ve kendi kendime karar aldım. Bakalım tutarsa sizden gelenler diye bir bölüm yapacağım. Şimdi Alaaddin kardeşim de bir video yüklemiş. Gerçekten zor şartlarda kuş besliyor. Hele ki böyle havalarda oraya çıkmak yani yürek cesaret ister. Çünkü bayağı yüksek bir yer. Ayrıca kar mağar yağdığında, buz olduğunda gerçekten problem olabilir. Ve onlar buraya geldiğinde benden kuş edinmişti. Alaaddin'le Aydın kardeşim de. Onların yavrularını aldılar. Günlük kontak içindeyiz işte. Görüşüyoruz. Bakalım onları da yukarı çıkarmış uçum kümesine. Oradan ne var ne eder kuşlar bilmiyoruz. Bakacağız, seyredeceğiz, hep beraber göreceğiz. Ama kendisi ufak bir video yapmış. Ufak dediğim 10 dakikalık bir video. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten kuşçuluk zaman isteyen, ne bileyim meziyet isteyen, kalite isteyen bir iş. Bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek ama böyle bir... Ne diyeyim size? Sizden gelenler diye bir bölüm yapmaya çalıştım. Daha doğrusu yapacağım. Olursa eğer. Bakalım eğer bunlar tutarsa arkadaşlarım. Ondan sonra devamlı video yollayabilirsiniz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun, Avrupa'nın neresinden olursa olsun. Deneriz. Bakalım. Şimdi videoyu seyretmeye gidelim hep beraber. Ne diyorduk? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar... Arkadaşlar yerine oynamasın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hep birlikte kuşları yemlemeye çıkalım. Ama gördüğünüz gibi buradan çıkıyoruz. Kara kış geldi arkadaşlar. Güzel yağıyor. Yani ikinci ayın karı yani sizin anlayacağınız. Dördüncü ay yedisi bugün. Dama çıkıyoruz korka korka. Etraf tüm kar. Siz de görün diye beraber çıkıyor. Evet, dün burayı küremiştim arkadaşlar. Daha çok olmuş. Ön tarafı küremiştim. Kuşların olduğu yeri. Beraber yemleyelim. Bismillah. Evet, görüyorsunuz kümesin halini. Evet, burada olan kuşlar taklayı döndüler. Evet, taklayı dönen bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu hafta, hatta önümüzdeki haftanın yarısı böyle kötü gösteriyor hava durumlarını. Hayırlısı. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Dönenler, yaverler bunlar. Gel. 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 Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Taklayı döndüler. 3-4 tane sarıldı. Beyaz hariç. Bunları yemleyip çıkacaklar dışarı. Yağlansınlar gari ne yapalım. Gelin var. Dışarı soğuk arkadaşlar. Kar olduğunda güçlü kalmaları lazım hayvanların. Güçlü kalmaları lazım. Hem uçacaklar.
Sabah akşam yemleyeceğiz bunları. İki defa. Bir sabah bir akşam. Uçacakları zaman akşamdan güzel yemleyeyim. Sabah da veya bazen ödüllendiriyorum yani. Bir dahaki akşama kadar. Ya şimdi durduklarımdan üşümesinler ciğerleri diye. Evet, kuşlarımız bunlar. Çıkarsak taklatacaklar yani. Çabuk söktüler. Bir haftada tahlaya döndü yani. 3-4 herhalde. 3'ü kesin de 4'üncü begemin değilim. Yani birbirlerine benzediklerim de. Evet, kuşlarımız bunlar. Daha sonra bu kadar yeter şimdilik. Evet. Bu birinci kümes arkadaşlar. İkinci kümestekileri de yemleyelim. Onları da yukarı aldım. Daha iki defa dışarı çıktılar. Çok sezgin kuşlar yalnız. Ürkekler bunlar. Daha alışkın değiller. Evet. Bunlar da Nalbat sarılar. Ergünay sarı kardeşim kuşları. Alttaki ak kuyruk. O da Nalbatlarda. F-16'larda. Nalbat demişsin. Yaverlerden. F-16'lardan yaverlerden. Alttaki gökbenekli. Üçü Ergünay'ı. Yani çıkartarak çıkarttım yani adapte oldular. Dün burayı komple böyle sıyırdım. Çarptım bunları. Hani ne var? Kış da olsa alıştırmak lazım hayvanları. Yani bir iki defa kumesin önüne çıktılar yani. Gel. Gel. Evet. Gökbenekli arkadaşlar. Gökardım. Ergün Öysarı. Bu cana çok yakın. Sevimli. Öbürleri de alışkın değil o kadar. Bu ikisi öbür tarafta büyüdüğünden yakınlar bana. Gel. Evet arkadaş. 4-5 orada var. 4 de burada var. 9 tane yavru var elimde şu anda. 8 tane de büyüyor. Daha da yavru almıyor. Onlar da bana yeter. Kışı atladırım böyle. Yazı pardon. Yazı atladırım böyle. Öyle fazla kuşa gerek yok. İhtiyacımız olduğu kadar yavru alacağız. Evet. Yani Ergunay'ınkinden belki bir çift daha büyütürüm. Bunlar az çünkü 3 tane. Ne olur ne olmaz. İnşallah bunlar denk gelmez atmacıya. Yani kesin yani birkaç tane vereceğimiz de. Atmaca koparacak bizler. Görüyorsunuz arkadaşlar kuşları. Filinta gibiler. Aç kalmayın. Burada size yeter. Evet arkadaşlar. 9 yavru var. Toplamında. 2 tane de fırfırım var. Burada 2 tane fırfır. Bunlar da güzel işini yapıyorlar. Yumurtlayacaklar herhalde tabi. Büyüyebilirlerse bunlardan da bir çift uçurmayı düşünüyorum. Evet, bunlara da yem atalım. Yiyelim. Ortalık kış. Karnımızı doyurun. Evet. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Dışarıyı göstereyim tekrardan. Kar yağıyor. Evet. İki tane yabani. Yabani değil onları. Kumruymuş.
Açıyorlar. Biraz hızlanmışlar. Gel desen taklaya dönmüş kuş uçur. Yaptak. Yapacaklar gayrı haliyle. Evet, bunlar bu arkadaşlar. Evet, bunları da yemledik. Sularına da bakayım da. Suları da iyi. Evet. Aa, dışarıdaki su donmuş ya. Allah Allah. Bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Su don. Donmuş. Açtım gördünüz. Evet. Yağ verilerin suyu eksilmiş. Az kurtaralım. Onlara buz gibi soğuk su içen var mı? Buz gibi soğuk su içen. Yediniz mi? Az daha vereyim mi? Evet arkadaşlar, bunlar yağ verilerim. Göz bebekleri az daha iyisinler. Bunlar tahlaya dönen cücükler arkadaşlar. Daha vicikliyorlar. Elimizi kolumuzu bağladılar gördüğünüz gibi kar. Kuşlara böyle gelip yem atıyoruz. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Herkesin gönlünce olsun. Allah'a emanet olun.